Oğlumuz ne iş yapıyor? Serbest meslek. İş adamıyım. Öyle mi? Hangi sektör? Güvenlik. Yani önce tabii part-time çek senet tahsilatıyla girdik sektöre. Ondan sonra sektörün gerekliliği, bir iki adam yaralama derken içeri girip çıkmalar. Sonra gel zaman git zaman. Bu tuzlu yala. Tuzlu yala bu. Tuzlu kahveyi Zülfikar'a mı verdin? Hangi tuzlu kahve ya? Neyse efendim. Ne diyordum? Malumunuz kızımız okumuş yazmış. Yurt dışlarında eğitimler görmüş. Şimdi kendisini ne mimarlar ne mühendisler istedi ama biz vermedik. Kendisi bulunması Hint kumaşı gibi bir kız yani. Öyle. Şimdi Ayşegül Hanım, orası öyle tabii de kızınızın elinden bugüne kadar bir yoğurt çorbası olsun, bir şey olsun içmişliğimiz yok. Bir yaprak sarma falan yok yani. Yani biz de bir yerde risk alıyoruz. Ayrıca Sefer Bey dedem üstüne başına, kılığına, kıyafetine çok dikkat eden bir beyefendidir. Tabii. Mesela pantolonunda çift tütü izini hiç sevmem. Tiplere bak sen. Baba Allah aşkına bir şey söyle şunlara ya. Hizmetçi mi oluyor bunlar? Ne bu? Ya ama kadın dediğinde biraz elinden iş gelecek tabii. Hay tabii canım da yani. Ya baba işte ya, babam ya. Nasıl ya? Biz size yemek yapmak zorunda mıyız? Şimdi kardeşim ben de karımın elinden bir tas çorba içmek isterim. Ayıp değil, günah değil. Bizim de bir yerde bir şeklimiz var değil mi? Ay tamam. Bakarım kitaptan yaparım, internetten bakarım. Allah Allah. Ayrıca yoğurt çorbasında ne var? Yoğurtsuz salça bitti. Salça? Salça yok. Evet. Sefer kardeşime her gece Çin lokantası gözüktü. Aynen. Ay. Beğenmiyorsunuz ha? Yok size kızımız ya. Vermiyorum kızı. Yok size kızımız. Hadi yürü yallah. Hadi yallah hadi. Ne yapıyorsun kızım sen? Ay baba şunların tipine bak ya. Başlatmayın. Hadi verin şu yüzükleri çabuk verin hadi. Gel şöyle yaklaşın yanıma. Bak seveceksiniz birbirinizi. Sonuna kadar koşulsuz. Bırakmayacaksınız. Birinizin dediğini diğeri ikiletmeyecek. Tamam mı? Yoksa bana hesap verirsiniz ha. Eyvallah baba. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Evet. Çiftimizi piste davet ediyoruz. Ayşegül. Hadi, hadi, hadi. Hadi Dilan, hadi. Hadi. Ay, Sadettin. Ya ne güzel dans ediyorlar. Gel, gel. Gel biz de dans edelim, gel. Otur sen, otur. Biz yarın edeceğiz sen. Şaka maka evleniyoruz diyor. Vallahi rüya gibi kızım. Beni o kadar çok seviyor musun gerçekten? Belli olmuyor mu lan? Oluyor da. Lan te Sefer Zülfikar mıyım ben dedem? Ya kusura bakma, alışkanlık işte. Ama alışacağız. Aslında ben seni unutmaya hazırdım biliyor musun? Dedim ki kendi kendime... Oğlum Sefer, olacak dua var, olmayacak dua var. O iş yaş.
Sonra babaya gittim, anlattım durumu. Dedi ki gerekirse bir ömür bekleyeceksin. Adam haklı. Ya benim asıl merak ettiğim, ben ne zaman düştüm gönlüne? Ben hapishanedeyken seni çok düşündüm. Ne yapıyorum dedim kendi kendime. Sonra yavaş yavaş anladım ki beni kimse senin kadar sevmeyecek. Herhalde. Sen o kadar güzel bir aşıksın ki. Ben senin bana olan aşkına aşık oldum sanırım. Sadakatine bağlandım. Çabana hayran oldum. Hatta bu kadarını hak ediyor muyum diye sordum kendime. Ben senin kalbini kırdım. Sana çok haksızlık ettim. Sen benim için ölüyordun Sefer. Ölüm aşktan daha kolay, biliyor musun? Hele bir de mevzu sen olunca lafı bile olmaz Sema.